Nerede? Şişman. Nerede? Şey gelmedi mi Cemal Efendi? Gelmedi Sultan. Yok ya. İzin alamadı bugün. Yorganın altından çıkmaz bu havada. Aytan Hanım da izin alamadı bugün. Hanıma itaat etmek iyidir böyle havalarda. Yat, üşüme. Çek yorganı, yatıver. Bundan sonra senin ne işin var? Ne öğreneceksin diyor. Yüz yaşını aşmış idi diyor. Erzurumi Hacı Süleyman Efendi Hazretleri vardı. Onun şeyhi Hacı Nuri Efendi Hazretleri vardı. Onun şeyhi Hacı Emin Efendi merhum vardı. Kırklardandı. Hacı Süleyman Efendi Hazretleri Erzurumi. Bu Tunahan Munahan değil. Tunahan Munahan daha dün piyasaya çıkan adam. İstanbul'da efendim daima uzdet nişin olan kimseydi. Riyazat kuvvetiyle efendim kendisini tamamıyla Allah yoluna verip dünyadan çekilmiş olan kimseydi. Ahşap bir hanesi vardı, çarşambada mescidi vardı. Ki bizi Şam-ı Şerif'e göndermeye onun yoluyla Şeyh Efendi Hazretlerine yetiştim ben. Ben de derdi 1941 derdi ki 41 sene 1941 62 sene evvel ki meseleyi söylüyorum. Zeybi, öyle değil mi? Baharı değiyor, iple çekiyorum. Ne için? Muharebe, büyük muharebe başlayacak. Büyük muharebede o kadar insan kırılacak ki gayretullah'a dokunup Cenab-ı Mevla Hazreti Mehdi aleyhisselama emredecek tekbir alsın ve o tekbir ile zuhura gelir, bütün ateşli silahlar durur. 62 sene önce onu böyle bekliyordu. Büyük harp olacak. Bu ikinci cihan harbinin meselesi. Daha 39'da başladı. 39, 40, 41. Üçüncü sene ben İstanbul'daydım o zaman. Çarşamba'da onun şeyhanesi. 62 sene var. Biz de o vakit bekledik. Mehdi Aleyhisselam haberini oradan aldım. Bize, kalbimize verdi o zaman. Ve ondan sonra dünya kalbimizden düştü. Ve o zaman bekliyordu o büyük harp. Ki Peygamber bildirdi Aleyhisselatü Vesselam Armageddon diye Velhame-i Kübra derler. Ne kadar sene geçti aradan? 62 sene. Şimdi dünya üçüncü harba geliyor. O zamanın silahları şimdi oyuncaktır. Şimdi imha silahı diyor şimdi. O zaman çok insan kırıldı ama milyonlarla diyor insanların kırılması bu harpta milyon değil milyon milyarla adam gidecek.
Millet şaka şenlik zannediyor. O zamandan evliya bekleniyor. Bu büyük harbi ki onun arkasından Hazreti Mehdi çıkar. Tekbir alınca duracak, teknolojinin canını okuyacak. Teknoloji ki Cenab-ı Hak kudret denizlerinden bir şua verdi bu insanlara, adına elektrik derler. Elektrik, elektrik, bu elektrik, işte orada görüyorsun, bu elektriktir diyor. Görüyorsun, görüyorsun, tutamıyorsun, diyemiyorsun, mahiyeti ne olduğunu bilemiyorsun. İzin verildi, iki asırdır tamamıyla bu Edison mu onu bulan? Evet. Şantok? Kimdir bulan? Haberleri yok milletin. Frankeş dayı benim. Kim? Frankeş dayı. Ahmet dayı. Frankeş dayı. Trompet çalar. Ne söyleyin be deli deli. Frankeş dayı benim. Frankeş dayı kim be? Frankeş dayı. Fransız dayı. Otur be hadi. Ahmet dayı. Ahmet dayı. Efendim? Edison. Ay gazı. Faraday. Faraday. Neyse abi bir tanesini buldum. Binaenel azalik buldu şaşırttı herif. Ne oluyor yükte? Ne oluyor ya? Çarpılıyor muyuz? Çünkü elektrik dokundu. İyonlar suyun içinde koşturmaya başlayınca elimi sokayım dedi. Eskiden bayramlarda hadi Hüseyin bir sana bir hikaye söyleyeyim anlayasın. Bayramlarda bu şey vardı, Meddah'ın oğlu Arif Bey var ya, eskiden defterdar mıydı neydi burada? Arif. Arif Bey. Meddah oğlu. Onun bu dedesi, onun dedesi olacak o. Ya bu başı da olabilir. Efendim bayram yeri Lefkoşa'da saray gündeydi. Her esnaf gelirdi, çoluk çocuk bayram yapar orada. Oyuncaklar, atlı karıncalar, efendim kayıklar sallanır, cincirak derdik, gezerler, böyle şeyler. Her esnaf da gelir, orada çadırını kurar, arabasını koyar, kendi sanatını icra eder. Otururdu dizlikli, sesi de böyleydi. Böyle giyerdi fesini, dizlikli, travul şeyi. Oturur orada, taburasında bir kutu çıkarır. Bir kutu koyar oraya. Bu tarafa, ben şimdi bu kaç yaşında olacak? Ha? Bu? Ahmet, 11 yaşında. İşte ben de 10-11 yaşında bunun kadar kan, bayram yeri yakın evimize, 3 adımda gideriz. Ve giderdik, çıkarın şimdi oğur. Gülmez. Ciddi. Çıkarın şeyi, kutuyu, ceviz kutu, efendim böyle kahve değirmeni gibi şey eli vardı onun. Orada o durur.
bu tarafa bir tas koyar. Tasın içerisine bir gümüş üçlük atardı. Gümüş para İngiliz'in. Üçlük atar. Ondan sonra derdi ki, gelsinler 20 paraya 3 kuruş. Hay hay dot vay. 'Gelin alın, ver 20'liği, al üçlüğü. Nerede üçlük? Üçlük abi burada. Ver üçlüğü. Yani çocuklar şimdi gelir, üçlüğü gördüğü vakitte gümüş. Bir yevmiye. Efendim? Ha. Hadi bakayım, ver. Ver 20'liği, 20 parayı alır, koyar cebine, al. Başlar bu tarafta, gırırın, 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 gırırın. Çocuk efendim, al, senin de şimdi al, gırrın, 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 çocuk elini uzatma, teper. Meğer orada o ufak bir şeyi var mı, efendim, ne derler cihazı, dinamocuk suya şey verir, ceryan verir. Elini uzattık sonra tepiyor. Elini uzattık sonra tepiyor. Ne yapalım almadın şimdi 20'lik bana kaldı. İşte üçlük orası istersen al. Çocuk bakar geçer gider. Ne yapacak? 20'lik cebinde. Sabahtan akşama kadar öyle. Şimdi onun gibi o şeyi icat edenler baktı. Ne oluyor acaba? Suda dalgalanmaya da başladı böyle deme. İyonlar akıyor ya, elektrikte, değil mi? Saltuk! Bobinlerden, efendim, yüklü geliyor. Şimdi elini sokayım dedi, tepti. Acayip ne oluyor? İşte, vakit saat geldi ki, efendim, bu Cebabire'nin ahdi de gelecek, vakti zamanı girecek. Cebabire ile beraber bütün geriye kalan kıyamet alametleri hepsi meydana çıkacaktır. Kıyamet alametlerinin çoğunun meydana çıkmasına işte bu o buluş vesile oldu. Uyanıklık verdi, orada açtı. Onun tasarrufuna nasıl tasarruf edeceğini ağır ağır, ağır ağır, ağır ağır what'tır, what'tır, which'tir efendim artık saymaya başladı. Çeşit türlü bütün bu şimdiki çağdaki bütün icatların efendim canı ciri bu elektriktir. Tasarrufuna verildi. Mutasarrif olan zat kutbul mutasarrıftadır o kuvvet. Açtı şarteli böyle şark. Açtı. Açınca hepsi tasarruf etmeye başladı bütün milletler. Şimdi vakti gelecek bu akılsız insanlar dünyadaki akılsız insanlar birbirlerini yemeye başladığı vakitinde Gayretullah imha silahı diyor. Elektrik olmadan imha silahını yapamaz ki. Yapsa atamaz ki. Atsa nişana getiremez ki. Hep ona bağlıdır. O kadar insan ölecek ki nihayet Gayretullah'a dokunur. Emreder ki tekbir aldığında kutbul mutasarrif o şalteni efendim, aşağı düşeni yukarı kaldırdı mı, efendim, şu, bitti. Onun insanoğluna teshir edilmiş olan, yani emrine verilmiş olan bu kudret, tekrar onların elinden salahiyetinden çıktı, bitti. Tayyare uçmaz, roket atılmaz. İmha silahı, mimra zaten kullanacağını kullanmıştır.
Binaenaleyh Zeyvi donanmalar yürümez oldukları yerde. Burada madenin önünde bir romörkör var. Kullanılmayaraktan kaldı, küflendi. Onun gibi koca zırhlılar olduğu yerde duracak. Hareket yok. Bitti. Bitmiştir. Şimdi oraya yetişiyor. 62 sene evvelkini söyledi bize. Bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu harp olacaktır. Olmayacak değil. Evliyalar kaç sene evvelinden bekliyor onu. Biz bir mesele için bunu söylüyorduk. Bir mesele için söylüyorduk ki onun ondan evvel evliyaların hepsi bu tanzimattan beri Gülhane Parkı'nda tanzimat fermanı okundu ya, o zamandan beri Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Kalkmam, 1500'e yatmam diye bir haber de var. O 200 sene işte, 200 sene oldu. O zamandan itibaren gün be gün takip ediyorlar Hazreti Mehdi'nin zuhurunu. Ya onun şeyhinin şeyhiydi, Şeyh Süleyman Efendi Hazretleri Erzurum'u Allah sırrını takdis etsin. Efendim, o zat şeyhinin şeyhini ziyarete gittiğimde böyle önünde rahlesi 115 yaşındaydı diyor o zaman ve önünde Kur'an-ı Kerim ile beraber tefsir-i şerif. Tefsir-i şerifler mütalada buluyorum. Ben soruyordum diyor. Sultanım diyordum. Siz bu yaşta daha bu mütalada bulunuyorsunuz. Kitapların içerisinde. Diyormuş ki, bakıyorum Cenab-ı Mevla'ya bizi daha ziyade süratle yaklaştırabilecek bir ilim kapısı bize açılır mı ki o ilim kapısından Cenab-ı Allah'a yapacağımız tazim daha yüksek olsun. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın biz tazimini hakkıyla tazime muktedir değiliz ama tazim üstü tazim vardır. Tazim mertebelerinin de sonu yoktur. Mütalada bulunuyorum ki belki bir ilim kapısı bize açılsın ve o kapıda o ilimle Cenab-ı Allah'ı biz daha ziyade marifetullah denizlerine dalaraktan marifetullah'ta ileri gidip Cenab-ı Hakk'a daha yüksek tazimimizi arz etmek için meşhur oluyorum demiş. Şimdi biz burada bir toplantımız vardır. Efendim, bu toplantıdan asıl maksat ve garazımız odur ki Cenab-ı Allah'ı daha ziyade tanıyıp, çünkü bir kimsenin azamet ve kudreti
ve iktidarı ne kadar bilinirse insanın ona karşı olan tazimi ve ondan olan havf ve haşiyeti ziyade olur. Nitekim buyurur Cenab-ı Allah Estağfirullah اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Cenab-ı Allah'tan havf ve haşiyet yani ondan korkup korktuğu dediği zamanında Allah Zülcelal'in mehabeti ve heybeti ve kudreti önünde o ne kadar fazla zahir oluyorsa o kadar insana daha ziyade korku gelir Cenab-ı Hakk'a tazim için. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmeyeyim diyerekten. Bir hayvan haşa minel huzur istersen üstünde binini olan sultan olsun, kral olsun hayvanlığını yapar. Çünkü üstünde binenin kim olduğunu farkında değil ki. Hayvan hayvandır. Tersler Türkçesi. Tersler de işer de. Aman üstünde yavru kral var. Ne kral yahu? Ben üstünde kral. Kral kim be? Kral benim ben burada. Meydanda istendiğimi yaparım. Demokrasi var. Hayvanlarda her vakit demokrasi. Zeymi, uyun ama. Mühim bu mesele. Gayet mühim. Bizde hürriyet var diyor. Biz kral, imparator tanımayız. Biz, bizim sınıfımız hürdür. Her yerde kendi yaratılışımızın iktizası, madem boynumuza arpa torbasını, saman torbasını takıyorlar, yediğimiz gibi tersleyeceğiz de. İster kral olsun üstümüze, ister imparator olsun be. Nasıl bu mesele? Öyle mi sen? Tam kalite olacak olmuşuz. Bu şey tertemat geldi. Hüseyin birbirine gülüyor be. Ne demek diyor be, kral ne be? Ya buraya merasim yerindeyiz be. Askerler dizili, bütün şeyler. O birilerinin bindiği de benim cinsimden diyor. Ben öndeyim. Ben terslediğim hakkında hepsi terslesin. Hürüz. Dokunacak olursa çifte de teperiz. Kafa da vururuz diyor. Bir çifte attı mı bir ses kral olsun arkamda, sen imparator. Canında da okuruz. Eğer fazla ürkütür dersem, bir defa ürküp çıktık mı içinden, üstümüzdeki kral mıdır, kraliçe mıdır neyse, efendim, ayağı üzengiye takılmış, düşmüş olsa da sürüyerek de patlar. Bak bu evdeki dişlerin şeyine, cezasına be. Sürürüz gideriz, ürktük mü diyor, ömrümüzde durulmaz. Hür! Mahlukatız biz. Nasıl? Hüseyin Bey bu mesele. İnsanoğlu. Bildi, ha, marifetine göre şimdi insanlar imparatorun karşısında, kralın karşısında çıkarıp tövbe şanslar destur abdestim geldi diye oraya göre kafasını kırarlar. O birine ne derler? Zararı yok, hayvandır herif. Herif değil ya. Hayvandır be. Zararı yok. Ama bu, utanmaz herif. O dört ayaktır be. Sen iki ayaklı nasıl hayvan olun be? Sana yakışır mı?
E ne yapalım? Lokmanül Hakim demiş ki, şimdi bu mesele de geliyor. Devil sıktığı vakından bekleme diyor. Bir defa at koşusu varmışsa bir ara oğlu attan inmiş, abdestini bozmuş, yani haşa mine huzur, yüzünüze güler, işemiş. Tekrar binmiş, şey etmiş. Lokman-ı Hakim uzaktan bakıyor. Endi bir ara kalktı, bindi tekrar. Ne endik demiş? Demiş ki, şey geldi, Resul'ün abdestim geldi. Ondan oraya kadar beklettiğin sana zarar demiş. Atın üzerinde kana çıkaracaktın. Pişt, pişt. Atı vermez hep imamı. Hiç ona fırsat verme. O kadar zararlıdır şey. İlla abdestim kalsın derler. Abdesti tuttuk sonra o prostat belası oradan geliyor. Bir de prostat namaz meselesine dikkatli olmayanlarda da o oluyor. Efendim, bazı kimseler de abdesti tutayım der. Bir abdest tutayım derken bozuyor şeyi. Onun için tembel olma. Abdest al, vücudun tazelensin. İnsanlara da bu derecede tabi imparatorun karşısına çıkaracak değilsin, beş şişman. Nasıl? Kralın karşısına olur mu? Yok. İstersen dayanamadık, paşalar içeriden aksın, bitsin. Ne oldu mesele? Buraya ikindin oluyor, daha düşünün. Yetişir. Bu kadar alim size, bu derecedeki avanaklara bundan fazlası ne yapacaksınız siz? Profesörler de var ama zararı yok. Savaş Bey ne iyidir. Savaş Bey köyün muhtarıdır. Çok iyi geldi ona bu. Başka kim var burada? Baba Tahsin var, öğleden sonra aklı işlemez. Zararı yok, tembihtir. Kiro, Mirolar. Efendim, Abdurrauf zaten Türkçe'den anladığı yok, havaya bakıyor. Raining. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, aziz Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kerim Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultan. Mutlak Sultan. Mutlak Sultan'ın hizmetini kabul et. Ona hizmet et ki Mutlak Saltanatında ebedi sermediği olan hayata kavuşasın. Eternity for eternal life. You must keep yourself for divine service of the Lord of Heavens, Allah Almighty. İşte bu. Hulasa. Allah bizi affeylesin. Allah forgive me and bless you. For the honor of the most honored one in divinely present. Sayyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha. Daha şeye, deryaya giremedik ama neyse dışarıda
Hüseyin Bey çünkü uyumaya başlar. Böyleki toplardan Hüseyin Bey gözünü açtı. Bir haftadır gülmüyordum diyor zaten. Canım sıkkındı, böyle güldü. Allah razı olsun efendim. Nasıl? Mükemmel. Evlilik, bayramlık bu. Ne yapalım? Bize göre tabii. Milletin yüzü gözü kırk karış. Ne kırk karış be? Neyiniz eksik be? Aklınızdan başka. Allah'a şükretseniz dünya cennet olur. Küfredersiniz cehenneme döndürdü Cenab-ı Allah. Estağfurullah ya Rabbi. Allah'ın ecirine minen nar. Allah'ın ecirine minen nar. Allah'ın ecirine minen nar. Edhine cennete muhale burar. Ya aziz ve ya affar. Bi hürmeti men enzelte aleyhi suretel Fatiha. Türkler çoğdu galiba benim burada Türkçe anlayanlar. Onun için şey ettik. Türkçe söylendi. İyidir. İdare etti. O yanındaki Fatih'tir yoksa Harun? Fatih. Ha? Fatih. Fatih'tir. Otur otur önünde. Sonra görürüz seni. Otur bakalım.